yepyeni bir slime videosundan daha. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size için en güzel ve en iyi bubbly slime tarifini vereceğim. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Peki bubbly ne demek? Böyle pamuk şekeri renginde pofuduk bir slime yapacağız. Uzun zamandır bubbly slime yapmıyordum. En son yaptığım sanırım 2-3 ay önceydi ve zaten mükemmel bir tarif olduğu için hemen sizlere de göstermek istedim. Yorumlarınızda da çok yazmışsınız. Hadi o zaman hemen tarife geçelim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Hepinize umutlu yıllar dilerim. Çünkü arkadaşlar bu gece 2018'e giriyoruz. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Malzemelerimizi sayalım. Kase, karıştırıcı, akrilik boya pembe olmalı, su bazla yapıştırıcı, bu bu beyaz tutkal, tıraş köpüğü ve bor aksası. Hemen başlayalım. Arkadaşlar aslında yani 5 malzeme kullanacağız ama isterseniz siz 4 malzeme de kullanabilirsiniz. Beyaz tutkal önemli değil ama ben mükemmel bir kıvamda olması için beyaz tutkal kullanıyorum. Haberiniz olsun. Başlıyorum. Karıştırma kabının içine istediğim kadar slime p veya slime tutkalı koyuyorum. Bu kadar yeterli. Kıvamı oldukça koyu ve güzel. Şimdi üzerine beyaz tutkal koyacağım. Arkadaşlar ben e, bu buyla başarabildiğim için bu buyu kullanıyorum. Ama başka beyaz tutkallarla slime oluyor mu bir fikrim yok. Yorumlara yazın oluyorsa birkaç markayla. Onları da alıp yapalım. Evet bu kadar yeterli. Çok koymayalım çünkü sonra katı bir kıvam oluyor. Bir önceki videomda bu bu tutkalıyla bir test videosu çekmiştik. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu iki tutkalı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar ben kırtasiyeye gittiğimde şu tutkalın şeffafını bulamadığım için yeşilini aldım. Yani siz şeffaf tutkal da kullanabilirsiniz. Tutkalımı güzelce karıştırdıktan sonra üzerine tıraş köpüğü koyuyorum arkadaşlar. Neden önce rengi koymadın diye soran arkadaşlarım olabilir. Bir önceki videomda öyle yapmıştık. Ama çok fazla renk kullanmak zorunda kaldım. Çünkü tıraş köpüğü gelince rengini bozdu. O yüzden ilk önce tıraş köpüğü. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar bugün size için vlog çekmeyi planlıyorum. Birazdan e, böyle slime malzemeleri almaya gideceğiz. Çekebilirsem çekeceğim. O yüzden bu videoyu biraz hızlı yapmamız lazım. Şimdi üzerine akrilik boya geliyor. İsterseniz guaj boya ya da e, gıda boyası da kullanabilirsiniz. Pofuduk en iyi, en güzel bubble slime yapıyoruz. Rengi gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bakalım o gerçek pamuk şeker rengini tutturabilecek miyiz? İnşallah tutturur. İşte bu renk mükemmel arkadaşlar. Ben bu rengi istiyordum. Yaşasın, tutturduk. Yaşasın. Evet. Yeni yıla mükemmel bir slime tarifiyle gireceğim ki 2018'de mükemmel slime tariflerimiz olsun. Evet, rengi gerçekten pamuk şekeri bubbly slime tarifi diye buna denir. Renginin aynı pamuk şeker gibi olması lazım arkadaşlar. Artık borakslı suyumuz gelebilir. Hı, hmm, aslında bir de bu tarifin üzerine nişasta mı ekleseydik? Durun durun arkadaşlar, nişasta da ekleyelim ya da bebek pudrası. Bebek pudram da geldi. Bebek pudrası yerine nişasta da kullanabilirsiniz. <laughs> Her yer toz duman oldu. Son malzememiz olan bebek pudrasını da koyduk arkadaşlar. Şimdi bayağı malzememizi 5'ten daha fazla malzememizi güzelce karıştıracağız ve ardından artık slime yapacağız. Borakslı suyumuz gelecek. O da ne? Oo, slime'ımızın kıvamı çok katılaştı. Sanki borakslı su koymuşum gibi oldu. Aa, çok garip. Neden acaba? Bebek pudrasından olamaz çünkü yani bayağı kullandım ben onu. Neden böyle oldu? Garip. Evet, borakslı suyumuz da geliyor. Evet, çok koymayalım çünkü boraksın biraz katı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir slime olacak. Hemen etkileşim gösterdi. Evet arkadaşlar, artık slime'ımız oldu sayılır. Sadece hafif bir elime yapışma var. Elimde güzelce yoğuracağım ki elime alışsın ve bir daha yapışmasın. İşte bu ya, pamuk şekeri gibi bubbly slime. Kıvamı çok güzel aynı pamuk şekeri gibi. Ben bayıldım ama birazcık kopuyor. O yüzden onu dinlendirmemiz lazım arkadaşlar. Yani sıcak su banyosu. Ama sesler mükemmel. Böyleyken aynı yumurta gibi duruyor. Gerçekten bu slime kasemi temizlememde hiç beni yormadı arkadaşlar. Hızlıca kasemi temizledi. Şimdi sadece ellerimi temizlemem gerekiyor ve sıcak su banyosu yaptırıp gelmem gerekiyor. Arkadaşlar aynı sakız gibi mükemmel uzuyor. Ben bu slime'a gerçekten bayıldım. Çok şık duruyor. Sesleri de mükemmel. Baloncuk çıkıyor patlıyor. Çok güzel bir slime oldu gerçekten. Hem sakız gibi hem de pamuk şekeri gibi. Çok tatlı. Ojelerim de çok uydu. Ve bu slime gerçekten beni hiç yormadı arkadaşlar. Az önce bir, bir tane sıcak su banyosu yaptım ve hemen böyle mükemmel güzel uzamaya başladı. Normalde slime'ları 2-3 kez sıcak su banyosu yaptırmak zorunda kalıyordum. Çünkü çok katı oluyordulardı ama bu mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Sakız ve pamuk şekeri gibi. Mükemmel. Mükemmel bir tarif mutlaka yapın arkadaşlar. Gerçekten en güzel ve en iyi bubbly slime tarifi oldu bence. Ne derseniz yorumlara yazın beğendiniz mi? Beğendiyseniz like butonunu unutmayın arkadaşlar. Hepinize nice yıllara. İnşallah 2018'de de böyle mükemmel slime'ler yaparız. Bu arada yanımda kim var biliyor musunuz? tanıyanlar vardır. Porsuk evet. Porsuk kim diyeceksiniz. Ee, kar spreyiyle ile pofuduk slime yaptık videomda göstermiştim. Bu benim en sevdiğim rengiyim arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Bir de böyle magnetli. Gerçekten çok tatlı bir rengiyi. Annem bunu geçen sene almıştı bizlere. Çok tatlı. Hmm, çok güzel bir slime'mış Elif. Teşekkürler Porsuk. Hadi güle güle. Hepinize umutlu yıllar arkadaşlar. Evet sakız gibi oynamaya doyamıyorum. Ya inanmıyorum. Muhteşem. Bunu asla slime çorbasına katmam. Ben söyleyeyim yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben katmam bunu. Çünkü mükemmel ya. Şu güzelliğe bakın. Uzun zamandır da videolarımda çok da slime oynamıyordum. Şimdi çok oynayacağım. Çünkü mükemmel. Pamuk şekeri renginde mükemmel. En güzel ve en iyi bubbly slime yaptık arkadaşlar. Ne dersiniz beğendiniz mi? Tamam artık videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size için bubbly en güzel bubbly slime yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hep mutlu olun.